Tabii kocam var kendinden 12-13 yaş küçük, bakımlı oluyorsun. Yok, onun için yapmıyorum. Bir yere çıkarken yapıyorum. Doğrudur, bilmiyorum artık. Dün bir telefonumuz vardı bu arada. Telefonumuz bağlanmıştı. Tam yayının sonunda bir telefon bağlandı. Ve telefonda evet, dedi ki senin oğlun aslında evet, bir gün önce, ölümünden bir gün önce o adam senin evet, sevgilinmiş. Hani bir adamı dövmüşler ya oğulları. Ertesi gün o adam ölmüş. O meğerse Fatma'nın sevgilisiymiş, onu söylediler. Doğru evet, muydu bu? Evet, doğruydu. Bu beyefendi hattımızda, merhabalar. Merhaba abla. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk abla. İyi yayınlar. Sağ olun. Dün söylediklerinizi bir daha tekrarlayabilir misiniz? Ablam şimdi Fatma abla oğlu cezaevinde şu anda. Evet. Yani cezaevinde olmasının sebebi Fatma ablanın gazinoda tanıştığı erkek arkadaşının. Hayır. Hayır, öyle bir şey yok. Kazinoda değil. Hayır, hayır, hayır. Normal ben, bir şeyde ben, tanıştım. Hayırdır? Şöyle. Gazinoda çalışırken. Hayır, yalan söylüyorsun. Ben bir dakika, gazinoya iki kere gittim. İki kere gittim. Bir dakika. Bir dakika Fatma. Sırf sizi evet, anlatarak olmaz. Arada bir sorular soracağım. Fatma Hanım gazinoda mı çalışıyordu? Gazinoda çalışıyordu, barda hayır, çalışıyordu. Hayır, iki kere gittim, dostumla gittim. Dostun kim? O ölen adam. İki kere ölen mi gittin? Evet, evet, iki kere gittim, dostumla gittim. Ölen adam dostun muydu? Evet, dostum. Dostlarken sevgilin mi? Bu, evet. Bu dostum dediği adam, bu kadının fotoğraflarını çekmiş. Nasıl fotoğraflar? Yani. O da yalan. Çıplak fotoğraflar. Çıplak fotoğrafını çekmiş, nerede? Evet, evet, evet. Evet. Allah'ım yarabbim. Bunu bil. Dostum olduğu için. Ne oldu? Olabilir. Dostum olduğu için. Çocuklar da bunları ama duyuyor. Bir, şey bir dakika üst üste bir durun. Bir dakika üst üste anlamıyorum ya. Çocuklar da bunları ya duyuyor. Ya Allah aşkına bazen ben susun gidiyor dediğimde telefonu bir kessenize. Fatma Hanım. Evet. Senin dostun yani sevgilin. Ne evet, zaman fotoğraflarını çekiyor? Çekmedi. Çekmedi. Ben onun annesine bakıyordum. Dostum da. Sonra çıplak sevdi. Çıplak fotoğrafın nereden çıktı? Ya evde aynı yerde yaşıyorduk. Evet. Sen üstünü değiştirirken mi çekmiş? Olabilir. Olabilir ama tehdit yok bu işin içinde. Senin fotoğraflarını nasıl fotoğraflar çekmiş bu adam? Çıplak. Çıplak çekmiş. Evet. Ama tehdit yoktu. Tamam, ne benim yapmış o fotoğrafları? Alakası yok. Efendim? Ne yapmış o fotoğrafları? Hiçbir şey yapmadı. Aha. Telefonda tutuyordu. Telefonda tutuyordu. Çocukların evet, niye dövdü onu o zaman? Çocuğumun, benim bir çocuğum hastaydı. Hap falan kullanıyordu. Onu dövdü. Bu şeydeki kan da benim çocuğumun burnunun kanı. Hiç anlamıyorum dediğin. Niye dövüyor bu adamı bu? Hayır, çocuğu benim çocuğumu dövdü. Neden? Bu adam. Hap içmeyeceksin dedi. Orada burada gezmeyeceksin dedi. Ben şundan bahsediyorum. Senin çocukların bu adamı dövmeye gitmiş. Doğru mu? Hayır, doğru değil. Dövmediler. Dövmediler. O çocuğu. Şimdi beyefendiye soralım. Bu fotoğrafları beyefendi. Buyurun. Bu fotoğrafları çekmiş bu adam, uygunsuz evet, görüntüleri. Evet, 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 doğru aldım, doğru aldım. Sonra doğru. Daha sonra çocuklar bunları duyuyor. Sinirleniyor. Gidiyor, dövüyorlar. Nasıl, daha sonra nasıl duyuyor çocuklar bunu? Vallahi ayrıntılı bir şekilde bilmiyorum ben Esra ablam. Tamam, tehdit de ediyor muymuş yani bu fotoğraflar? Tehdit ediyor. Evet, 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 doğru ablam. Peki Fatma diyor ki şimdi benim çocuklarım adamı dövmedi diyorlar. Benim yalan çocuğumu dövdü. Adam. Vallahi yalan o söylüyor. O benim çocuğumu dövdü. Fatma yani diyor ki ben, o adam benim çocuğumu dövdü. Duyamadım ablam. O adam benim çocuğumu dövdü diyor. Yalan söylüyor ablam, yalan söylüyorlar. Peki gidip adamı dövdü çocuklar diyorsunuz sizin iddianıza göre. Sonra ne oluyor? Yani ertesi günde adamın zaten cesedi bulunuyor. O yüzden tek bir tane mi? Yalancı! Yani ben şimdi bir tane mi? Dört taneyi sana öldü ben orada. Söylemek isterim yani ben tek mi? Bir mi adam değilim. Bir dakika. Nasıl dört tane insan? Dört kişi öldü ablacığım. Bir kişi olsa tamam. Aynı evin içinde mi? Aynen. Aynen. Aynı evin içinde dört kişi mi ölmüş? Dört kişi demedim ablam ben. Tek şey mi öldü? Evin sahibi mi öldü? Annesi nerede? Arkadaşları nerede? Ramazan yani abinin öbürü ölmedi mi? Hayret ya. Peki bu olayın senin çocuklarınla bağlantısı ne Fatma?
Ben avukat tutamadığım için. Hayır, ne olmuş da çocukların suçlandı? Söyle. Suçlandı. Benim çocuklarıma 6 gün hiçbir şey yapmadılar. Bir abileri vardı. Abileri geldi, benim çocuklarımı dövdüler. Böyle telefonu götürdüler. Dediler ki kardeşim böyle diyor, abim böyle diyor dedi. Ortayı karıştırdılar suçu Fatma, üzerine. bir gün önce senin çocukların bu adamı dövüyor mu? Benim çocuğumu dövdü o. Hayır, Aynı adamı diyorum. dövülmüş ya adam. Ama bak sen çok yalan Ya konuşuyorsun ha. yalan söylemiyorum. Doğru Yalan değil söylemiyorum. bu. Evet, çocuğumu dövdü. Ama çocukların da onu dövmüş. Canı yanınca ne yapacak? Ne yapabilir? Ama senin o adam senin çıplak fotoğraflarına tehdit ediyormuş. Tehdit etmiyordu. Bak ben telefonda ben Peki sizi niye içeri herkes biliyor senin getirecektim. çıplak fotoğrafların olduğunu? Efendim? Niye herkes biliyor çıplak? Herkes söylemiştir. Söyle, demek ki bir şey yapıyor ki ortaya çıkmış bu. Yoksa insanlar diyelim ki özel hayatında senin dostundu, sevgilindi, çıplak fotoğrafına Benim gitsin. dostum diyordu ya ondan. Ne yapıyormuş? İçince fotoğraflarını mı gösteriyormuş Aynen. insanlara? Aynen. Aa! Çocuklar da bunu duydu. Gördünüz mü? İçince Fatma'nın uygunsuz fotoğraflarını başka insanlara gösteriyormuş. Bak, hiç bak size söylüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bana diyorsunuz yok fanteziydi, zırttı. Şu fotoğraflarınızı asla, bak şimdi güvenirsiniz, yarın ne çıkar? Fotoğraflarınızı asla dostumdu, kocamdı hiçbir yerde tutmayacaksınız. Bu elektronik şeylere, internet ortamına asla güven olmaz. Sakın özel fotoğraflarınızı kocanız dahi olsa yollamayın telefondan.